İsimler ve ekrana geldi. Tabi sen Fenerbahçe kulübüne çok yakın bir gazetecisin. Ee, Abdullah Avcı'nın isminin de geçtiği söyleniyor. Evet. Ee, Okan Hoca, e, Erol Bulut, Bielisa, Dadiç bir sürü isim gündemde. Sen neler söyleyeceksin? Daliç'le ilgili başlayayım istersen. <laughs> Dadiç'in yani Ali Bey'in ifadesinden e, isim vermedi gerçi o kendisi ama Ali Bey'in ifadesinden yola çıkarak şöyle değerlendirmemiz lazım. E, neredeyse anlaşmıştık diyor ve Euro 2020'nin ertelenmesi dolayısıyla e, gerçekleşmedi diyor. O ismin Zlatko Dalic olduğunu zaten hani bu konuşmadan önce de Fenerbahçe'nin çok ciddi ilgilendiğini ama gerçekleşmediğini ifade etmiştik. E, Nerat Bielitsa konusunda benim duyduklarım olumsuz. Yani şöyle olumsuz. İyi hoca da hani e, bence Fenerbahçe'ye çok şey katar. Ama Fenerbahçe ile Bielitsa arasındaki görüşmelerin şu an itibariyle çok e, bitmeye yakın ya da anlaşmaya yakın. İşte bunlar tamamen kafaları uyuştu, gelecek yıl birlikteler diyebileceğimiz bir noktada olduğunu düşünmüyorum. Benim aldığım bilgiler en azından bunu söyletmiyor bana. Bu bir. İkincisi Erol, Erol Hoca'yı zaten neredeyse Ersun Hoca gittiğinden beri e, aşağı yukarı hepimiz ifade ediyoruz. Yani şu ligde yukarıdan aşağı doğru saysan Fenerbahçe teknik direktörlüğü kriterlerine uyabilen 2-3 tane... E, bir. hani Okan Hoca'yı da katıyorum. Ya hayır. Yani. Ama... Fenerbahçeliliği anda... dolayısıyla diyorsun sen. Ee, ya da Okan Hoca'nın Galatasaray e, kimliği da değil. dolayısıyla. Şöyle, e, büyük ihtimalle Alanya Spor'la kupada final oynayacak. Kupayı kazanacak, kaybedecek, büyük başarı elde etmiş olacak. Kazansa da kaybetse de çok ciddi bir başarı bence. Ardından da Fenerbahçe için görevi bırakacağını düşünüyorum. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. E, açıkçası listenin en başında onun olduğunu düşünüyorum şu an itibariyle. Ee, bir de şöyle Ali Bey 2018 yaz ayında çok ciddi bir yıkım yaşadı. Filip Koku gibi çok marka yani Barcelona'da futbol oynanmış yıllarca ve PSV'de önemli başarılar yakalamış bir teknik direktör olarak geldi buraya. E, tablo ortada. Şimdi e, bir yabancıyı daha Ali Koç'un e, bir yabancı başarısızlığını daha kaldıracak e, durumun olmadığını düşünüyorum ben şahsen. Bu nedenle çok fazla riske girmeden tabii burada Artık danışarak da yapıyor bazı şeyleri. İşte Emre Berezoğlu gibi çok değerli bir futbol aklı var yanında. Ee, onun da fikirlerini alarak. Ee, ben Türk hocaların en baştan bu Bielitsa'nın en sıcak olduğu dönemde dahi Türk hocaların e, daha yakın ihtimal olduğunu belirtmiştim. Bielitsa bir de nasıl gelecek? Yani Dinamo Zagreb'de çünkü öyle bir başkanla çalıştı ki inanılmaz. Evet ya bir de şöyle bir şey mesela bir tane oyuncu konuşuluyor istediği konuşuluyor benim duyduğum. Oyuncunun bonservisi 15 milyon euro. Şimdi yani onun beklentileriyle Fenerbahçe'nin mali durumu eşleşiyor mu? Onlar onlar var. Buna benzer problemler var. Sen bir buraya Luka Modric'in gençini getir diye biz seni getiriyoruz. Heh, <laughs> der Ali yani, Koç'ta yani. Onu demek istiyorum. O yüzden... Çünkü e, orası gerçekten çok büyük sadece bir sadece yıllık, kaynak, maden yani tabii, tabii, sadece yıllık maaş vesaire falan değil. E, kulüp olarak da hocayla kafanın oturması lazım. O dişlerin birbirine oturması lazım ki o çark dönsün. E, o açıdan ben Bielesa'nın biraz daha uzak ihtimal olduğunu düşünüyorum. Erol Hoca e, listenin başına ve sana katılıyorum. Ben bu süreçte şayet Erol Hoca ile ilgili olumsuz bir durum olursa başka Türk teknik adamlar da gündeme gelebilir. İşte Abdullah Avcı gibi, Okan Hoca gibi. Okan Abdullah Avcı ile ben Sayın Ali Koç Başkan'ın futbol akıllarının oldukça iyi uyuşacağını düşünenlerdenim. Abdullah Hoca'yı tanıdığım için. Çünkü Abdullah Hoca çok Avrupa'yı bir teknik adam. Gerçekten öyle. Yani çok iyi bildiğim için. Yani şu anda bu ligde, yani Fenerbahçe'yi çalıştırır, Medipol Başakşehir'i çalıştırır. Yani çünkü e, Avrupa'yı bakış açısı ve ona açık bir başkan var, ona açık bir yönetim kurulu var diye düşünüyorum. Çok fazla bilmiyorum. Şunu, Dışarıdan gözlemledim. Şu bilgiyle, Yanlış anlama. yok estağfurullah. Şu bilgiyi vereyim, vereyim mi? Ee, Filip Koku Fenerbahçe'nin başındayken, Ali Koç bir yabancı firmaya e, Fenerbahçe uygun profilde teknik direktör araştırması yaptırıyor. Bu araştırmanın sonucunda çıkan isim kim biliyor musun? Abdullah Avcı. Abdullah Avcı. Yani ama o dönem işte Koku'yu gönderiyor. Çok ciddi bir taraftar baskısı Ersun Yanal dolayısıyla. Ersun Hoca geldi ama mesela Ali Bey'in yaptırdığı araştırmada Abdullah Avcı'nın ismi çıkıyor. Bu da enteresan. Ben ee... çok uyuşabileceklerini yani ikisini de çünkü futbol... E, gündeme gelebilir çok, yine ben, ben kesinlikle hani o Abdullah Avcı Deftir, iki ay önce bir gündeme geldi zaten biliyorsun ama e, yeniden gündeme gelirse hiç şaşırma ben vallahi Beşiktaş Teknik direktör olduğunda da burada söylemiştim dedim ki hocam keşke İspanya Ligi'nden teklif geldiğinde gitseydin Hı. çok görmek isterim çünkü çok başarılı olacağını biliyorum ve inanıyorum hocanın yani çünkü tamamen farklı bir bakış açısı var çok ya, farklı bir bakış açısı çok var. değerli bir teknik adam çok değerli bir teknik adam ama biz onu anlayamayız <laughs> Ya açık söyleyeyim Erol Bulut da gelse, Okan Buruk da gelse, Abdullah Avcı da gelse ben Fenerbahçe'ye e, değerli katkılar sağlayacaklarını düşünüyorum. Çok değerli teknik adamlar bunlar. Volkan hayalim ne biliyor musun? Sergen Yalçın Beşiktaş, Hüseyin Cimşir veya Fatih Tekke'ydi Trabzonspor. Erol Bulut, Fenerbahçe, Galatasaray, Okan Buruk. Oka, Okan Buruk da Galatasaray olayım yani şöyle. Ya Fatih Okan Hocam Buruk... tabii bıraktığı takdirde yani şimdi hemen bir anda Galatasaraylılar <laughs> diyecek o falan yok alakası yok. Bu hani bir dönem başlangıcı çok güzel bir yeni dönem bir dönemin başlangıcı. başlangıcı. olur olabilir Fatih Hoca da gurur duyar yani bunlar e, tabi yani mesela diyelim ki iki sene sonra bıraktı yarın Okan gelirse bunlar en çok Fatih Hoca sevinir yani kesinlikle Okan evet. Hoca'nın gelmesini en çok o sevinir ki, yani. ki zaten şu an Galatasaray taraftarı içinde de bir anket falan yapsan Tabii hani Fatih Hoca, çıkar. Hoca, bugün bıraksa yerine kim gelsin diye mutlaka Okan Buruk ismi en başta. başlarda iki, isim, yer olur. iki isim çok güzel bir şekilde başarıyla yarışıyorlar hem Erol Bulut hem Okan Buruk İkisi de Abdullah Avcının yardımcısıydı. Ve ikisi de şu anda bir tanesi ligde şampiyonluğu kovalıyor. Bir diğeri Zira Türkiye Kupası'nda kupayı kovalıyor. Müthiş bir yarış içerisindeler aslında. Aynen, yarışı. Bu da müthiş bir ivme katıyor aslında bizim genç teknik direktörlerimiz. E, tabii canım. Yani bu, bu bizim açımızdan çok sevindirici çok bir durum. Çok sevindirici değil, bir şey. Hani hep genç oyunculara yönelim diyoruz ya. Ki Okan Hoca'nın kupası var. Evet var. Yani. Akisar'la. Evet. Akisar'la var. Ee, Fenerbahçe'nin biliyorsun muhteşem Akisar sezonu 3 tane maç 3'ü de mağlubiyet. Fenerbahçelilerin e, kabusu oldu. Kabus kimdi? Ee, Yelden Seleznov. Ha Seleznov her, her Galatasaray Fenerbahçe maçında mutlaka golü vardı. Evet, evet. Hiç sektirmedi. Akisar'ın ama Fenerbahçe'ye karşı inanılmaz benim bir şansı futbolu. Benim gördüğüm en enteresan golcülerden bir tanesi. Mesela İbrahim Üzülmez Bursa Spor'a gitti. Selezno birden yeniden canlandı mesela. Çok enteresan bir futbolcu. Ya rahat bırakacaksın, ya çok, çok rahat, rahat bırakacaksın, ya da böyle <laughs> çok sıkacaksın o hiç oynamayacak. yani Bir arası var İbrahim Hoca'nın mesela çok iyi çözmüş. Müthiş çözmüş, başladı gol atmaya mesela. Ama enteresan bir, yani santral. Roman Noluş taterle röportaj yaptım işte bundan bir ay önce falan herhalde bu hmm. süreçte. Dedim ki yani hani bir maçın sonucunu değiştirmek istesen kariyerinde hangisi olur dedim. Üçün, üç, üç tane söyleyeceğim dedi, üçü de Akisar dedi. Yani o sene öyle bir, öyle bir Fenerbahçe'ye <laughs> darbe vurdu ki iki tane kupadan etti fenerbahçe Yakisar. Evet. İnanılmaz. İnanılmaz bir performans. Ee, Okan Hoca da tabii çok değerli bir hoca. Müthiş bir hoca. Erol Hoca. Dediğim gibi bizim var yani illa Nenat Biyelitsa değil. Bu arada Nenat Biyelitsa da gelse ben mutlaka özellikle oyuncu katkısı konusunda, ben genç da, ben, katkısında sağlayacağımı düşünüyorum. öyle bir başkanla çalıştı ki... Yani gelince nasıl bakar bilmiyorum ya. Bir daha kulüp çalıştırabilir mi aslında ben ondan bile şüpheliyim. Yap çalıştırır Başkanları yani. çok acayiptir onların. Zaten bir anda hiçbir şey sormadan... Nedenle, bu arada çok başarılıydı. Bir ara Modric'le bunların e, başkanın bir ortak davaları falan vardı. Modric biliyorsun biz Hırvatistan'a gittiğimizde tribünler bir anda Modric'i böyle yuhalamaya başladılar. Garip bir şeyler oldu. Sonra oradaki gazetecilere sorunca e, Dinamo Zagreb başkanıyla işte... Dinamo Zagreb'in bir taraftar grubuyla eski tribün lideriymiş. Falan bir bir son onay var yani. Bir, bir Elikay'da bir anda hiçbir şey yokken yani kovmuş falan. Yani. Yani Bu arada şunu söyleyeyim. Soyunma odasına inme falan demiş. Bu ne, demiş. Hırvat teknik adam gelince bütün o Hırvat gençler bizi de bir anda böyle tarladan çıkıyor gibi çıkmayacak. Onu, işte da, onu bekliyoruz. Onu da söyleyeyim. Luka Modrić gelecek, oradan Edin Zeko gelecek yeniler. Şimdi Hepsini şunu söyleyeceğim. Bak. Ee, anlatmak istediğim şu. Dinamo Zagreb hani biz böyle küçük görüyoruz ya, ya, Hırvat takımı falan böyle bakıyoruz ya. Dinamo Zagreb Dani Olmo'yu Barcelona altyapısından kaçıracak vizyona sahip bir takım. Alıp işte öyle bedavaya falan alınmış da değil ciddi bol servis bedeliyle alınmış bir oyuncu. Alıp oynatıp tekrar Avrupa piyasasına çok ciddi bir bedelle satabiliyorlar. Şimdi ee, hani... Altyapı kültürleri bizden daha gelişmiş bir ülke. Tabii ee, bir de Avrupa Şampiyonası'nda biliyorsun final oynadılar Fransa'ya. Daha aynen. ne yapsın adamlar yani. Hani Bielitsa buraya gelecek de Bielitsa buraya gelince bütün altyapılar coşacak falan öyle bir durum yok. Senin bunu kulüp mantelitesi olarak her kulüp için söylüyorum sadece Fenerbahçe için değil. Kulüp mantelitesi olarak yerleştirmen lazım. İsimlerin çok önemi yok yani. Yine en çok konuşulan isimlere gelelim. Evet. Onunla ilgili de VTR'miz var. Beşiktaşlı, Gökhan Gönül ve Caner Erkin. E, i̇ki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın bugün ağzından bir röportaj vardı. Ee, Sergen Hoca diyor ki, e, dik bitmeden diyor, dik bittikten sonra görüşeceğiz diyor. Tabii. Ama haberin içerisinde şu var, Beşiktaş yönetimi iki oyuncuya da 500 bin euronun üzerinde bir teklif yapmayacak. VTR'imiz hazırsa hemen VTR'yi izleyelim. Volkan'la da görüşlerini soralım.